Neden döndüler? Kahramanı vurduğunu mu öğrendiler? Kahramanı da mı vurmuş? Başka ne etmiş ki? Elvan. Babam nerede? Gecenin yanında olabilir mi? Bilmiyorum ki kuzum. Bir bak istersen. Geliyor. Tamam. Başka ne etmiş Müge abla? Kimse duymasın ama, tamam. Sancar Akın'ı da uçuruma götürmüş. Aşağı atacakmış. Ben Nare'ye haber verdim ama yetişti mi, yetişemedi mi hiçbir şey bilmiyorum. Of. Gittim mi? Alacavuş uçuyor, al boyanmış kanıyor. Alacan efesi, yörük dağı karar, efen sevda kanatır. Alacan efesi, sefirin kızı Elvan, bağrımda sızır Elvan. Sen veri kızı Elvan, efendimin yası Elvan. Alacavuş olan bendim. Sen niye uçtun ki? Destanı neden baştan yazdın? Alacavuş uçuyor, al boyanmış kanıyor. Alacan efesi, yörük dağı karar, efen sevda kanatır. Alacan efesi, sefirin kızı Elvan, bağrımda sızır Elvan. Sen veri kızı Nasıl tövbemi bozduğumu duymadan gitmek var mıydı sen herif? Yaşasın şükürler. Allah'ım şükürler olsun. Sancar Efe! Şükürler olsun. Yaşıyor. Kavruk yaşıyor. Yaşıyor. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür Allah'ım sana. Çok kanaması var bunun. Gel bakayım. Kıpırdatma. Kıpırdatma. Hareket etmemiz lazım. Kıpırdatma. Telefon verin. Ambulans arayalım. Telefon verin. Ambulans gelmeden de onu gömün. Kimse görmesin. Açın bir mezar. Gömün onu. Alacavuş. Gömsek bile. Gömsek de fayda etmez. Kahramanı bulmuş ortalık yerde. O zaman zaten polis Sancar'ı arıyor, öyle mi? Ambulans olmaz. Ne yapacağız? Doktor çağıralım, ha? Doktor çağıralım. Ağzı sıkı bir doktorunuz var mı? Tahsin doktoru ara. Gelsin. Emme çok kan kaybetti de. Hazırlıklı gelsin. Hadi koş, koş! Peki polisler, jandarmalar falan kulübede arar mı Sancar'ı? Yok, aramaz. Tapusu üstüne değil. Bizden biri ötmezse. Tamam o zaman, hadi gel. Hadi gel, zamanımız yok. Çabuk, çabuk. Sakın ölme Sancar'ı. Sakın. Sancar'a sedye yapacağız. Sök. Menteşeler paslanmış. Şuraya dikkat et. Eyvallah. Umut geliyor. Bismillah. Baba! İyiyim, iyiyim. Arabadan ilk yardım çantasını getir. Doktor gelene kadar yaralarını temizleyelim. Dayan Sevdam. Dayan, az kaldı. Az kaldı, doktor gelecek. Dayan. Sen iyi dayandın Alacavuş. Dayanacağım tabii. Alacan'ın Efes'i iyileşene kadar bu destan bana emanet. Ver. Yavaş, yavaş, yavaş. Melek Hanım. Acaba o minnak ayaklar yerlere inecek mi? İnmeyecek mi? Acaba ben o ayakları yere inince ham edebileceğim mi? Etmeyeceğim mi? Edecek mi, etmeyecek mi? Dur kız, dur! Ben seni ebeleyeceğim, dur! Yakalarsan ebelersin akıllım. Yerden yüksek. Kız biz oraya nimet koyuyoruz o ayaklarına. Kız nimet koyuyoruz biz oraya. Melek. Alo Nedim abi. Elvan, Nare ben. Kim? Annem mi yoksa babam mı? Benim olduğumu söyleme Elvan. Şeydi ona, annenle babam bu gece yalnız kalacaklarmış. Konuşmaları gereken şeyler varmış. Telefonlarının şarjı da bitmiş. Ve Nedim abiyi görmüşler. Sana haber vermelerini istemişlerdi. Gülüm, arayan Nedim abi diyor ki... ...ananla babanın şarjlığı bitmiş. Melek merak etmesin diyorlarmış. Ben sana demedim mi? O ikisi şimdi baş başa konuşuyorlardı demedik mi? Ya öf ya. Keşke Nedim abiyi aramadan önce bizi arasalardı. Babamla konuşacaktım ben. Sana döndüm diyecektim. Kız şimdi senin o gumrularda akıl mı kalmıştı? Sen Sevda ne diye bilmez misin? Sevda başa gelince akıl uçağa gidermiş. Değil mi Nedim abi? Ervan, seninle yalnız konuşmam lazım. Melek'ten uzaklaşır mısın? Tamam, anlaşıldı. Kapat. Ben bu yerden yüksek oyunundan pek sıkıldım. Hadi gel seninle saklambaç oynayalım. Olur mu? Olur. Ben şimdi 100'e kadar sayacağım. Ama iyi saklan. Bulursam ısırırım. Haydi. 1, 2, 3. Alo, Nare. De gülüm şimdi. Kahramandan haber var mı? Yaşıyor mu? Yaşıyor ama durumu ağırmış. Sabah çıkmaz dedi doktor. Sancar Efe'yi cinayete teşebbüsten arıyorlar. Gediz abiyi de sorguya çekmişler. Anam bunları duyunca... Kalp krizi geçirdi. Sen yetişebildin mi Sancar Efe'ye? Nare, ne olur yetişti de gülüm, ne olur. Elini Akın'ın kanına da bulamadı de, ne olursun. Beni kurtarmak için Akın'la birlikte uçurumdan atladı. Ya ama ya, saklan saklan sıkıldım. Hadi Elvan. Babası bir iyileşsin. Kız her şeyi kendime anlatacağım. Sen de Müge abla da ne Meleğe ne de başka birine hiçbir şey söylemeyin, tamam mı? Herkes Sancar kahramanı vurdu ve kaçtı bilsin. Elvan. Babasını iyileştirip gelene kadar kızım sana emanet. Kıpırdamaman lazım. Ne olur yapma. Dayan Sevdam. Ne olur dayan. Ne olur. Ne olur. Dayan. Ne olur dayan. Ne olur dayan. Ne olur dayan. Benim için dayan. Ne olur yapma. Bak bana bak. Bana bak. Buradayım. Senin yanındayım. Hareket etmemen lazım. Çok fazla kırığım var. Biliyorum. Çok acıyor. Biliyorum. Çok acıyor. Yapma. Bu acıyı bilmen daha çok acıtıyor. Daha çok acıtıyor. Keşke sen hiç bilmeseydin. Senin bilmen de benim canımı acıtıyor. Şimdi Dengiz ama değil mi? Dengiz. Aptal. Ben çakıldım diye senin de çakılman şey etmedi. Ne olur yapma. Yapma. Ne olur yapma. Ne olur yapma. Sana bir hayat borcum var. Tamam, sus, konuşma. Hareket de etme, tamam mı? Hareket etme sakın, tamam mı? Hadi. Hadi. Ölürsen. Sancar. Ölmeyeceksin. Ölmeyeceksin. Sancar. Hareket etme lütfen. Yok ben anlamıyorum ya. 2 gündür ne konuşabilirler ya? 2 gün ya, 2 gün. Ana! Kız sen yoksa benden sıkıldın mı? Beni bak, eğer sıkıldıysam çareme şey gelsin, ben de hastaneye gidem, kayınlamın başında duram. Ya hayır, ben aslında seninle çok eğleniyorum. Yalnızken çok mutlu oluyoruz. Ama şimdi annemle babamın ne konuştuğunu da çok merak ediyorum. Meraktan çıldıracağım. Çıldır bakayım, nasıl çıldırıyormuşsun meraktan? Gel buraya. Anne! Annesinin güzelliği. Çok özledim, çok. Çok özledim, çok. Babam nerede? mutfakta çorban vardı da ben giden ona bakayım. Ver bakayım. Gel şöyle oturalım biz seninle. Bir şey söyleyeceksin. Söyle, gelmedi mi babam? Yoksa affetmedin mi babama? Yine mi gidiyorum? Hayır meleğim, biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Hayatımız artık tamamen burada. Yaşasın! Meleğim, yalnız şöyle bir durum var. Artık hayatımızda zorlu bir süreç bizi bekliyor. Bir süreliğine babanla görüşemeyebilirsin. Ama kısacık bir süreliğine. Ya of! Niye anne? Meleğim şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Bak bana, beni iyi dinle. Çok güçlü olman lazım. Çünkü sana biraz zor şeyler söyleyeceğim. Ama hiç merak etme, sana şimdiden söz veriyorum. Hepsinin çözümünü bulacağız. Tamam. Dinliyorum, güçlüyüm. Hadi anlat. Tamam. Memlekete nasıl geldiğimizi hatırlıyorsun değil mi Meleğim? Hani ben Akın'ı öldürdüm sanmıştım. Polis beni yakalayacak diye de seni babana getirmiştim. Hı hı. Şimdi baban aynı durumda. Ne? Nasıl? Dünyayı bizim için daha güvenli bir yer yapmaya çalışmış. Kanunlara güvenmek yerine kötü adamların peşine kendisi düşmüş. Yoksa? Evet Meleğim, artık Akın bize zarar veremeyecek. Ona yardım eden kahraman da ağır yaralı durumda. Ama baban suç işlediği için polis onun peşinde. Kaçalım. O zaman da seninle buraya kaçmıştık. Şimdi üçümüz başka bir ülkeye kaçalım. Babam yakalanmasın, ona ayrılmayalım. Ben babamla ayrılmayayım. Kaçamayız Meleğim. İnsan memleketinden kaçmamalı. Hem... hem baban yaralı. Ya Meleğim lütfen. Ama sen güçlü olacağım diye bana söz vermiştin. Babanın iyileşmesi için senin güçlü olmana ihtiyacı var. Babam iyileşecek mi? O iyileşirse ben böyle sonsuz güçlü olurum. Ama iyileşsin. Aa, iyileşecek tabii ya. Ne sandın? Hem de nasıl iyileşecek biliyor musun? Hani baban sana anlatmış ya. Efe dede gibi. Hani Kavron dedesi Efe dedeyi sığırın içine sarmıştı, öyle mi? Hı hı. Posta çekmek diyorlarmış hatta o tedavinin adına. Hı. Yani bu topraklarda yaşayan insanlar binlerce yıl o tedavi yöntemiyle iyileşmiş. Baban da öyle iyileşecek. Söz mü? Söz. Anne sözü mü? Anne sözü. Peki babama ne zaman sarılacağım? Ona biraz daha zaman var Meleğim. Ama benim bir planım var. Babanın özgür kalmasını ve sana sımsıkı sarılmasını sağlayacak bir plan. Ne? Babaanne. Hayal mi görüyorum ben? Kız, beni verdikleri o ilaçların içinde afyon şurubu mu vardı? Hayır babaanne, biz hayal değiliz. Gel. gitmeyeceğiz, biz gitmedik. Anam! Kızım, gidelim. Oy! Sen bu karanlığa güneş mi olacaksın? Şifam kızım. Oh! Çok şükür. Oh! Geçmiş olsun. Anlattım her şeyi, biliyorum. Anneciğim, babanın yaralı olduğunu ve Akın meselesini çok az kişi biliyor. Bu bizim aramızda bir sır olarak kalsın, olur mu? Kimseyle paylaşma. Tamam, peki anneciğim. Gel bakayım. Babamı arayınca sen hastalanmışsın. Annem söyledi. Geçmiş olsun. Kuzum, seni gördüm ya. Geçti, geçti gitti. Baban da kurtulacak inşallah. Değil mi annesi? İnşallah. Bak. Benim gitmem lazım, sonra konuşuruz müsaadenizle. Sen hayırdır, nereye gideceksin? Yoksa Sancar'ın nerede olduğunu biliyorum. Yok, yok bilmiyorum da Kahraman Bey'in yanına gideceğim onunla konuşmak için. Belki razı ederim, ifadesini değiştirir. Nasıl rahatsız edeceksin ki? Bilmiyorum işte. Konuşmaya çalışacağım. Yani sonuçta insanlar konuşa konuşa. Hadi inşallah. Vereyim. Yok ya. Kahramana gidip konuşmak olmaz. O şimdi sene zarar... Yani gideceksen de tek başına gitme. Bizim kızanlardan birini al, yalnız dolaşma yani. Konuştuğumuz gibi. Zor günler ama geçecek. Kızım. Neredesin sen ya? Kahraman ifadeni değiştireceğim. Alacan'ın nefesini kurtaracağım. Öyle mi? Ceylan Hanım öyle mi emrediyor? Yo. Ben rica ediyorum. Ne oluyor lan? Ben söyleyeyim ne olduğunu. Sancar'a karşı ifadeni değiştirmezsen ben Ceylan'dan şikayetçi olacağım. Bil bakalım Ceylan ona bu emri verenin kim olduğunu söyleyecek. Ceylan. İfadeni değiştir Kahraman. Yoksa senin ismini veririm, ikimiz birden hapse gireriz. Ya da üçünüz birlikte özgür olursunuz. Sen de, Ceylan da, Sancar da. Sancar polisin peşinde olmadığını öğrendiği an yarım kalan işini bitirir. Gelir bu sefer kafama sıkar. Yok, yapmaz. Yapamaz. Sancar beni Akın'dan kurtarmaya çalışırken uçurumdan düştü. Ağır yaralı. Tedavi olması lazım. Ağır yaralı. Akın? O kaçtı. Şimdi ya insanlık yapıp ifadeni değiştirsin, Sancar tedavi olur... ya da ikinizi birden hapse attırırım. Sen seç. Tamam. değiştireceğim ifademi. Doğru karar. Kahraman ifadesini değiştirmiş. Silahı temizlerken yanlışlıkla kendimi vurdum demiş. Eskiden de husumetimiz vardı, ben de iftira ediverdim demiş. O zaman Sancar'ı hastaneye götürebileceğiz. Şükürler olsun. Işık karizman var, onu da çizdin. Halise Hanım, bakmayın böyle huysuzluk yaptığına. Hoşuna gidiyor bence. Çok biliyorum sen ya. Çok korkuttun bizi Sancar Efe. Abicim. Sen iyi ol da ben konağa döne ailenin başında dururum. Sen bir süre daha geçme bunu. Çıkınca konuşacağız. Tamam, ben biliyorum. Bu odanın istenilmeyeni ben olacağım ama hepinizin çıkması lazım. Sancar Bey'le randevumuz var da. Ameliyathanede. Oğlum. Nare. Hı. Yeminle hatırlamıyorum. Sahra Yalçın ben. Sancar Bey'in ameliyatını yapacak ekipten. Memnun oldum Sahra Hanım. Hanımı boş verelim bence. Sancar Bey, hazırsanız. Bize 2 dakika müsaade eder misiniz? Tabii, kapıdayım. Sana bir mesaj var. Ne mesaj? İzle bakalım. Babam. Babam, ben seni çok özledim. Anneme dedim ben de hastaneye geleyim, babamı göreyim dedim ama annem dedi ki sen bana kavuşmak için her zorluğu aşarmışsın. Şimdi ben sana değil sen bana gelecekmişsin. Bir de ben seni öyle hastanedeyken görsem çok üzülürmüşüm. Sen de beni öyle görsen çok üzülürmüşsün. O yüzden ben seni bekleyeceğim baba. Hiç de üzülmeyeceğim. Hep dua edeceğim. Sonra da sen bana geleceksin. Hem çeteler gelir. Ha bir de ben seni çok seviyorum. Kurban olmam mı ben size ya? İyileş de memleket ol sen bize. Ne zaman canın yansa bu kadar derinden sanırsın mümkün değil bir daha üzülmen. Ne inat ne gözü kara ne dayanıklı yürek acıyor aynı yerden her şeye rağmen. Ne akıl kâr ediyor ne fikir o sırada. Biliyorsun geçiyor zamanla ama ne fayda. Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı. Alışılmıyor acıya yok kaidesi kuralı. Kanayı ne kadar tutabilirsin gül uğruna dikeri. Ne gelen anladı ne giden olar biteni. Babam, gel buraya, gel. Oh. Çok özledim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana sarılmayı çok özledim. Ben de. Ama hep senin yüzünden. Göremeyince de sarılamadık da akıllım. Alçın nasıl sarılacaktık akıllım? Ama konuştuk değil mi? Konuştuk. Of artık sarılalım da birazcık sarılalım.